Sevgili açık radyo dinleyicileri, programımızın bu bölümünde Ayşegül Güzel'le beraberiz. Kendisi güzel mi güzel <laughs> bir genç sosyal girişimci, çiçeği burnunda ödül sahibi. Bilgi Üniversitesi'nin genç sosyal girişimci ödüllerinde Global Fellow'da ilk 50'ye girdin, değil mi? Bu International Youth Foundation'la işbirliğiyle yapıyorlar. Evet. Ve sen Türkiye'den seçilen iki kişiden biri oldun. Evet. Aslında ilk 10 kişi seçildi Türkiye için de. Türkiye'den seçtikleri 10 kişi için zaten konuşuruz. Özel bir eğitim hazırlandı. Bu program sonrasında da bu 10 kişiden 2 kişi seçerek ilk 50'ye girdik bu iki kişiden. Peki. O zaman hangi fikri... Aslında proje demek istemiyorum. Hı. Çünkü sosyal girişimcinin fikirleri vardır ve hayata geçirir bunları. Proje deyince böyle... Bir aylık, bir en fazla bilemedin iki senelik işler anlıyor. Halbuki bu bir hayatta duruş biçimi. Bu konuda seninle daha önce konuştuğumuz Hı -hı. için sanıyorum aynı fikirdesin. Aynen. Senin zumbarandan biraz bahseder misin bize? Tabii ki de. Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Zumbara Zaman Kumbarası projesi zaman bankası sistemiyle sosyal ağa birleştiren bir fikir aslında. Zaman bankası sistemini açıklayayım. Bu alternatif bir ekonomik sistem. 33 ülkede uygulanan bir sistem. İnsanların servis değişimi yapmasını kolaylaştırıyor. Bunu da para yerine zaman kullanarak yapıyor. Nasıl? Ben ne veriyor olayım? Mesela resim yapıyor olayım. Çok güzel resim yapıyorum. Bunu severek yapıyorum. Sen de ne zamandır resime başlamak istiyorsun? Buluşuyoruz. Ben sana iki saatlik resimin ana hatları hakkında bir ders veriyorum karşılığında senin bana verdiğin iki saati kumbarama atıyorum para yok iki saat kazanıyorum ve bunu kumbarama atıyorum ihtiyaç duyduğumda bu kazandığım iki saatin bir saatini çıkarıyorum evimdeki e, su ile ilgili ihtiyacım işte e, su su damlıyor diyelim mutfağımda ...onun e, gelip zumbara topluluğundan birisi gelip onu tamir ediyor. Ha benden almıyorsun. Senden almak ha, zorunda ben değilim. Ben tesisatçı değilim diyecektim. <laughs> Senden almak zorunda ha, değilim. Ha, e, diğer bir saatiyle de işte gidiyorum mesela dans dersi alıyorum gibi bir sistem. E, tabii esas amacı hani niye bunu yapıyoruz? E, i̇lişki yaratmak, paylaşım yaratmak, Artık güven yaratmak. Artık kaybolan ilişkileri Aynen, değil kesinlikle. mi? Büyükşehirler büyükşehirler evet. Kesinlikle. Büyük şehirler için. Büyük şehirlerde kesinlikle. Yani günün sonunda topluluklar oluşturmak bizim amacımız... Bunun için çabalıyoruz ekimden beri. Bir anlamda bizim eskinin imecesinin yeni versiyonu diyebilir miyiz bunu? Çok güzel deriz aslında. Benim için bunlar çok önemli. Bu eskiden e, bulduğumuz örnekleri tekrar o e, örneklerle kullanarak konuşmak aslında benim için çok önemli çünkü insanların kafasında konumlandırmayı da çok kolay bir hale getiriyor. Tabii. O yüzden imece aslında güzel bir örnek. Yani imece bir ihtiyacı olduğunda herkes birleşirdi. Aynen. Burada herkes birleşme kimin kimden ne yardım alabilecekse bir şey imece denilen bir ortamda paylaşım oluyor. Peki Ayşegül ee, o zaman senin bu zumbarayı nereden aklına geldiği İspanya hikayenine de biraz bahsedebilir misin? Tabii ki de çok kısa olarak bahsedeyim. Ben İspanya'da yaşıyordum dört sene boyunca. Ee, mahallemde Zaman Bankası ofisi vardı bir sivil toplum örgütünün altında. Orada uygulamaya başlamıştım. Gidip kaydoldum ee, bu Zaman Bankası ofisine ve servis değişimine başladım. Gerçekten çok etkilendim. Ee, paylaşım yaratıcı gücü ve bir anda mahalledeki insanları tanımaya başlamak benim için çok güzel bir duyguydu. Ancak birkaç eksik yönlerini gördüm. Özellikle e, bilgi teknolojisinden yararlanmaması, bilgileri iyi data yapılamaması, datalandırılamaması, katılımcı rolün arttırılamaması, gençlere ulaşılamaması gibi eksiklikler vardı. E, bu sırada düşünmeye başladım. Hani Keşke Türkiye'de de olsa bu topluluk alanında çok iyi zaten İspanya örneği. E, keşke Türkiye'de de bu tarz topluluk yaratma örnekleri olsa. Ve tam da bu fırsatları görmüşken, problemlerden doğan bu fırsatları iyi, iyileştirme fırsatlarını görmüşken neden olmasın diye e... durumdan vazife çıkardım. Aynen durumdan vazife çıkardım. <laughs> web sitesi üzerine çalıştık bir sene boyunca. Web sitesi bitince ben topladım valizimi. Tekrar Türkiye yolları gözüktü <laughs> Peki, bana. Peki web sitesi oldukça sıkıntılı bir süreç hala da zaman evet. zaman seni zorladı evet. oluyor bildiğim kadarıyla evet. bütün bunlar için paran çok muydu? Çok değil <laughs> biliyorum da onu özellikle <laughs> evet, çünkü evet. öyle tuzu kuru olanlar diye bir anlayış olabiliyor bu tip Yok, işlere kesinlikle. kafasını yoğunlaştıran kişiler için onu da bahset istersen. Ee, aslında şeyi söylemekte kesinlikle e, belirtmemiz lazım eee nasıl diyebiliriz rahatlama nokta rahatlık noktası var aslında rahatlığın battığı insanlarız biz belki de yani ben çok güzel bir hayat yaşıyordum İspanya'da çalışıyordum inovasyon danışmanlığı yapıyordum ee, ama bir şekilde beni tatmin etmemeye başlamıştı hep öyle oldu zaten üniversiteden mezun olduğumdan beri ben yalnızca ekonomik e, yarar sağlamak istemiyorum hani bununla tatmin olmadığımı anladım gerçekten bir anlam yaratmak istiyorum yaşadığım hayatta. Ee, o oh, kazancımı bıraktım finansal normal aylık getirimi Bıraktım. Bu tabii işin hani zorlayan kısmı. Ancak e, evet hala finansal açıdan zorlanıyorum hem proje için hem günlük hayatımda. Ama e, zaten Zumbara'nın olayı o Zumbara alternatif bir yaşam tarzı. E, ben son dört senedir çok az tüketiyorum. Ondan önce inovasyon danışmanlığı yapmadan önce Mango'da çalışıyordum Mango Genel Merkez'de biliyorsunuz e, kıyafet yani çok hızlı bir tüketim grubu aynı zamanda e, çok sıkılmıştım belki beni buraya getiren süreçti o dört yıldır çok az tüketiyorum kesinlikle ee, ihtiyacım olmayan şeyi almamaya özen gösteriyorum. İkinci el kıyafetler kullanmaya özen gösteriyorum. Arkadaşlarım bir şey atıyorsa ver bana. Ben onu bir daha giyeyim sonra atarız diyorum. Gerçekten Zumbara benim hayatımı değiştirdi bu anlamda. Evet, finansal açıdan e, Zumbara içinde mesela şu sıralar teknoloji ortağı arıyoruz. Yani benim en önemli değiştirme noktası da bardağın dolu yanına bakmamı sağlaması. Önceden e, evet buna ihtiyaç var. Hemen gidip almaktansa şu an kaynaklar daha sıkıntılı olduğu için elimizde neler var? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Yoluyla gidiyoruz aslında. zumbara.com Evet, Zumbara Sana bu konuda merak edenler veya katılmak isteyenler gibi. Peki evet. gelelim sosyal girişimciliğe. Hı hı. Bu konunun senin için önemi nedir? Neden bu konuda hem de bayağı düşündüğünü biliyorum. Hı, hı. Ee, aslında biraz ipuçlarını verdim. Sosyal girişimcilik e, ben bir hayat tarzı olarak görüyorum sosyal girişimciliği e, ve sosyal girişimciliğin ileride çok normal bir düzeye geleceğine de inanıyorum. E, şu an evet çok büyük krizler yaşıyoruz aslında dünyamızda. Bu yalnızca ekonomik kriz değil aynı zamanda ruhsal bir e, kriz yaşıyoruz hepimiz. Ve çevresel bir krizde yaşıyoruz. Özellikle çok tüketilen ortamlarda. Kesinlikle. Çok iyi durumda olanlar bir anlamda. Evet. Bir, evet. bir başka ifadeyle. Evet. Evet. Ve evet. Aslında bu hepimizi bir anlamda etkilemeye başlıyor. Ee, ben bunu Tamamen yaşadığım için zaten yaşamamak neredeyse imkansız hale geldiği için e, yani sosyal girişimci olarak zaten bir girişimci yanım hep vardı. Hep kendi şirketimi kurmak istiyordum. Ancak sektörde çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki yalnızca şirketimi kurmak değil olay. Anlam yaratma güdüsü çok e, açığa çıktı. E, bu anlamda bunun dediğim gibi yani normal bir süreç olacağına inanıyorum. Ben artık ileride gelecekte yakın bir gelecekte umarım... E, bir şirketin yalnızca ekonomik değer yaratmayı düşünmekle kalmayıp çevresel ve sosyal değeri de düşünmeye devam edeceğini umuyorum. Tabii bunda devletlerin baskıları ve özellikle tüketicilerin talepleri çok önemli yer tutuyor. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanıyorum işin açıkçası. Peki o ruhsal sıkıntı dediğin ne? diye düşünüyorsun? Neden kaynaklanıyor diye düşünüyorsun? Ben kendi örneğim üzerinden gidecek olursam paylaşımın çok aza inmesi ve aslında paylaşımın olabileceği ortamların da aza inmesi. Şöyle belirteyim normalde 9-6 arası çalışıyoruz. Tabii bu güya hani danışmanlık yapıyorsanız bu 9-9-9-10 arasına kadar uzayabilen bir süreç. Yani bir ilüzyon olmaya başlıyor. Para kazanma ilüzyonu için çalışmaya başlıyorsunuz. Her ne kadar işinizi sevseniz bile artık sevemez hale geliyorsunuz. Zaman kalmıyor çünkü. Yaşamak için zaman kalmıyor. Benim bu süreçte e, tecrübelediğim şey yaşama dokunamamaktı işin aslı. Mesela dışarıda güneşi görüyordum. Dışarıya çıkmak istiyordum ama hayır çıkamıyorum çünkü ofisteyim ve çalışmam gerekiyor. E, arkadaşlarımla buluşacağım ama sürekli bir saate bakma hemen uyumam lazım yoksa geç kalkacağım işte bir saat konuşurum. O makineleşme denilen olay had safhada değil mi? Makineleşme ve yabancılaşmayı da bu birlikte getiriyor. Kendinize yabancılaşıyorsunuz topluma yabancılaşıyorsunuz İlişki e, ilişki kuramaz hale geliyorsunuz. Paylaşımlar ölüyor. Zaten güven konusunda çok büyük sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz. Yani topluluk olayı tamamen ortadan kalkmaya başlıyor. Daha çok bireyselleşmeye başlıyoruz bunun sonunda. Da. Bireyselleşme ve yalnızlaşma. Kesinlikle, değil mi? Yani kesinlikle. bireyselliğin bir boyutu mesela benim eee gençliğimde Diyeceğim maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok değil öyle tabii ki. Ee, biz çok güzel paylaşıyorduk. Bir de tabii dünya görüşümüz nedeniyle de zaten onun bir araya getirdiği arkadaşlardık. Şimdi benim çocuk bir tane kızım var ama çevremdeki gençlere baktığımda kimse kimseye neredeyse güvenemiyor. Evet, yani bunu söylersem sonra benim aleyhime kullanılır mı buradan buraya çıkılır mı yani maddi durumunu zaten hiç söyleyemiyor. Ama beni şey yapan umutlandıran Anadolu çok samimi söylüyorum. Kesinlikle. Anadolu'da bir sürü eksiği olan ama en önemli şeyi hayata bağı ve güveni sağlam olan ee, insanları gördükçe ben büyük şehirlerden çok Anadolu'dan ümitliyim. Ee, çünkü orada sistem çok şükür ki daha berbat edememiş oradaki şeyleri insan ilişkilerini. Peki Ayşegül e, sonuçta sen bu arada da bildiğim kadarıyla e, bu sosyal girişimciliğin gelişmesi için de bazı <laughs> çalışmalara katılıyorsun. <laughs> Onlardan bahsetmek ister misin? Tabii ki de. Ee, aslında gerek senin sayende Hülya abla gerekse diğer kuruluşlar sayesinde yavaş yavaş bir sosyal girişimcilik ekosistemi oluşuyor. Türkiye'de bu benim için çok gerçekten mutluluk bana mutluluk verici bu e, olay. Ben kendi çapımda bir blog yazıyorum mesela. Başka bir dünya.wordpress.com Onun dışında net sukart aktiviteleri yapıyoruz. Bunlar neler? E, aslında dünyada da uygulanan etkinlikler bunlar. E, sosyal girişimcileri her ay bir, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Son olarak da bu Bilgi Üniversitesi'nin yarışmasına katıldım dediğim gibi bir üniversite sosyal girişimcilik ödüllerini aldık Zumbara'yla. Burada en önemlisi Türkiye'nin her yerinden 10 sosyal e, sosyal girişimciyle birlikteydik. E, dünyada yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Türkiye'de yalnız olmadığınızı sizin gibi deli insanların olduğunu <laughs> ve aksiyona geçtiklerini görmek inanılmaz güzel bir duygu. Evet. Çok güzel arkadaşlıklar oluşturduk ve birbirimizi şimdiden desteklemeye başladık aslında Harika. tecrübelerimizle. E, yine daha sistematik bir şekilde düşünebilmek için e, bir dolu öğren, bir dolu şey öğrendik bu bir hafta boyunca. Tüm bu olgular Tabii e, beni çok mutlu ediyor. Peki Ayşegül seninle bir daha daha ileride tekrar görüşmek üzere. Vaktimiz doldu. Hı -hı. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Ben çok İşini teşekkür ederim. E, bırakıp geldiğin için ben çok, çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri yine bir programın daha sonuna geldik. Eli ve ben size yeni programa kadar her zaman söylediğimiz gibi yolunuz açık gücünüz bol olsun diyoruz. Hoşça kalın